Burası Uhud Meydanı. Şöyle komple Okçular Tepesi, Peygamber Efendimizin çadırını buraya kurdu. Burada Okçular Tepesi, şu taraf Mekke yönü, şurası daha sonra şehitlik yapılan yer Uhud. Burası müşriklerin geldiği yön Medine. Bu tarafta hakim nokta ve savunma noktası olarak bu taraf. Bu meydan komple bizim şehitlerimizin olduğu meydan. Daha sonra bir rivayete göre sel olmuş. Hemen, çünkü şu tepenin bu tarafını böyle muhafaza edip bu meydanda savaş yapılırken şehit olanlarımız burada, Peygamber Efendimizin isteği üzerine burada olduğu yere defnedilmiş. Fakat bir sel gelmiş ya da su çıkmış 46 yıl sonra. Bu savaş 625 yılında gerçekleşmiş. 46 yıl sonra bu şehitlerimiz taze bir şekilde, hiç bozulmadan ortaya çıkınca, zamanın Emevi hükümdarı artık kimse, buradaki şehitlerimizi şuradaki şehitliğe gönderterek orada şehitlik olmuş. Ve şu an bu meydan, çok şükür, burada şehit yok. Burası, yine böyle tekrar edeyim, Okçular Tepesi. Peygamber Efendimiz şu kısmı böyle, yüzü o tarafa bakacak şekilde, arka tarafa bakacak şekilde konuşlandırmış. Bu tarafta da böyle Müslümanlar, şöyle bu Mekke tarafından gelen müşriklere karşı bu meydanda savaşmışlar. Daha sonra Halid bin Velid şuradaki vadiye süvarilerini yerleştiriyor. Fakat bizim okçularımız Peygamber Efendimizin sözüne orada çiğneyerek, ganimet toplamak için 46 mı demişti hoca? 46 tanesi, Allahu alem, ganimet toplamak için indiğinde 8 tane askerimiz orada kalıyor. Halid bin Velid bu vadiyi böyle bu şekilde kullanarak tepenin arkasını dolanıyor ve buradan bu meydana giriyor. Ve burada Müslümanları araya sıkıştırarak ve burada Peygamber Efendimizin şehit olduğu haberi yayılıyor. Daha sonra doğru olmadığı, sonra da Müslümanlar bir araya gelerek Peygamber Efendimizin şu kayalıklara doğru çekilmeye başlıyorlar. Şehitlerimiz için 10 ihlas, 1 felak, 1 nas, 1 fatiha okuyalım.